UEFA Avrupa Ligi Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile yarı finalde Fenerbahçe eleyen Portekiz temsilcisi Benfica Amsterdam Arena'da karşı karşıya geldi. Benfica'nın daha üstün oynadı, ilk yarıda gol çıkmadı. Maviler 60. dakikada Fernando Torres'in golüyle 1-0 geçti. 68. dakikada penaltıdan Oscar Cardozo skoru 1-1'e bir getirdi. Herkes maç uzatmalara gidecek diye düşünürken 90 artı sahneye çıkan Ivanovic Chelsea, UEFA Avrupa Ligi kupasını getiren gol attı. Mat sonunda Benfica'da büyük üzüntü yaşanırken Chelsea cephesinde görülmeye değer bir sevinç yaşandı. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Chelsea böylece Porto'nun 2 yıl üst üste iki farklı Avrupa kupası alma rekorunu egal etti. Alman teknik direktör Udo Lattekin, Bayern Münih'le Şampiyon Kulüpler Kupası, Borussia Mönchengladbach'la UEFA Kupası ve Borussia Dortmund'la Kupa Gatleri Kupası'nı kazanmasının ardından bu onura Rafael Benitez de erişti. Valencia ve Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam, Liverpool'la da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Avrupa'da 3 farklı takımla kupa kazanarak bu alanda bir ilke imza atan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Rafael Benitez, Emeği olan herkes için özel bir geceydi. Final oynadığınız ve kazandığınız vakit her zaman mutlu olursunuz. Yani bu görevi 6-7 aydır yapıyorum ve kazanıp kazanmamamız gerçekten önemli değildi. Sadece görevimizi tamamlayacaktık ve bunu yaptık. Benfica da öyle. Onlar çok iyi bir takım ve bugün güçlü görünmemizin sebeplerinden biri buydu. İkinci olarak sezondaki 69. maçımızı oynadık. İfadelerini kullandı. Geride bıraktığımız hafta sonunda ligde avantajını kaybettikten sonra UEFA Avrupa Ligi kupasında son saniyelerde kaybeden Benfica cephesinde maçın ardından büyük üzüm vardı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus burada bulunmak gurur verici. Benfica dünyaya kazanan taraf olmayı gösterdi ama futbol şansı yanımızda değildi şeklinde konuştu. Tarihindeki 9. Avrupa Kupası finaline çıkan Benfica 7'sini kaybederek bu alanda da bir rekoru imza attı.